Yukarıda sıraları sınavlar için numaralandırılmış bir sınıfın oturma planı vardır. Burada Ayşe pencere kenarında, Belma orta blokta, Ceyda ise duvar kenarında oturmaktaymış. Ceyda'nın oturduğu sıra numarası Belma'nın sıra numarasının iki katı. Şimdi Ceyda o zaman 2K gibi çift bir sayıda oturuyor. Aynı zamanda Ceyda Ayşe'nin sıra numarasından 10 fazla. Ceyda Ayşe'den 10 fazla. Yani bizim aradığımız C sayısı 10'dan büyük ve 2'nin katı. Yani ya 12 ya da 14 olabilir. İkisinden biri. Diyelim ki 12 olsun. C 12 olması demek A'nın burada ne olması demek? 2 olması. Bakın Ceyda Belma'nın 2 katıydı. O zaman Belma'mız da 6 olur ve Belma burada ortada ve en önde oturur. Ancak soruda diyor ki ortada oturuyor ama en önde oturmuyor. Dolayısıyla buradaki C 12'dir kabulümüz yanlış. Yani C'miz 14'tür. Ceyda Belma'nın 2 katı dediğine göre Belma 7'dir. Ceyda Ayşe'den 10 fazla dediğine göre de Ayşe de 4 numarada oturuyor. Dolayısıyla toplarsak 21, sıra numaraları toplamı da 25'tir. D şıkkı. Burada her bir şeklin karenin bir kenarı bir birim. Buralarda düzgün beşgen olacak şekilde bir birimdir diyor. Bu etraftaki karelerden üçer tane birer birimden 3 birim 3 birim gelir. Toplam bu şeklin çevresi 15 santimetre olur diyor. Şimdi buna göre en bir doğal sayı olsun. Aynı kuralı kullanarak bir kenar uzunluğu bir birim değil de bu kadar birim olan içeride düzgün altıgenin kenarlarına en artı beşgenler yerleştiriyoruz. Yani kare yerleştirmiyoruz da bilinmeyen bir en artı 5 gibi bir çokgen. Şimdi biz yukarıda ne yapmıştık? 1 ile beşgenin 5'ini çarptık. 5 oldu. Bu dörtgenlerden, karelerden 4 tane değil de biri içeride olacağı için her birinden 3'er tane kullandık ve 15 santimetrelik çevreyi elde etmiştik. Şimdi aynı mantıkta bir yerine n artı 4 bölü n artı 6 yazıyoruz. İçeriye n artı altıgen kullanıyoruz. N artı altıgen. Sonrasında kenarlarına n artı beşgen kullanıyoruz. Ancak tıpkı burada karede olduğu gibi bir çıkarıp bunları çarpacağız. Dolayısıyla n artı 6'lar gitti. N artı 4. Burayı da düzenlersek n artı 4. Dolayısıyla burada n artı 4'ün karesi gelecek. Ya da dağıtabilirsiniz. N kare artı 8n artı 16'lık bir çevreyi elde edebiliriz. Cevabımız B şıkkı. Yukarıda 24 tane yolcu taşıyabilen bir otobüsten bahsediliyor. Koltuğun numarası yazılı olan yere bilet kesiyoruz. Otobüs tam dolu iken yolculuk sırasında inen her yolcunun yerine en arkadaki koltuk numarası en büyük olan yolcu oturuyor. Mesela bir numara ya da herhangi bir numara gittiğinde onun yerine 24 numaradaki yolcuyu alıyoruz. Otobüs hareketinden itibaren sırasıyla 6, 1, 4, 11, 6, 5 ve 1 sonrasında 2 numaralı koltuklarda oturan yolcular iniyor. Şimdi 6 numaradan başlayalım. Bu 6 numaradaki indiği zaman bunun yerine 24 numara gelecek. Sonra 1 numara indiğinde buraya 23 numara geliyor. 4 numara inerse yine 22. Sonrasında 11 numara insin. Bunun yerine 21 gelecek. 6 numara yerine 20 gelecek. Bu 24'tü, şimdi 20'ye düştü. Sonra 5 numara yerine 19. 5 numara burada. Buraya 19 gelecek. 1 numara yerine artık 23 değil de 18 gelecek. Son olarak 2 numara yerine de 17 numara gelecek. Şimdi hiç işaretlemediklerimiz aynen kalıyor. Burada 3 numaralı yolcu var. Burada 7, 8, burası 12, 10, 9. Bunlara dokunmuyoruz. Şimdi başlayalım hangileri doğrudur. 10 numaralı yolcu 20'nin arkasındadır. Bakıyorum burada 10 numara var. 20 numara bunun bir önünde. Dolayısıyla birinci ifade doğru. 7 numaralı yolcu 8 numaralı yolcunun hemen yanında mıdır? Bakıyorum 7 ve 8 yan yana, bu da doğru. Bilet numarası 3 olan yolcu bilet numarası 7 olan yolcunun tam önünde. Bakıyoruz 3 numara 7 numaranın önünde duruyor. Dolayısıyla her üçü de doğru. Cevabımız E şıkkı. Bu sorudaki amacımız öğrencileri küçükten büyüğe doğru sıralamak. Burada bazı değişiklikler yapıyoruz. Mesela 7. sıradaki Veli'yi buradan alıyoruz.
alara ile yağmurun arasına yerleştiriyoruz. Yani yağmur, sonra veli, sonra alara. Sonrasında bu Ayşenaz'ı alıp bunu da Onur ile Ali arasına alıyoruz. Ali aradan sonra artık Ayşe değil de o zaman buradaki 4 numara, yani buna K diyelim. Şu an K var. 1, 2, 3, 4 tanesini yerleştirdik. K'dan sonra kim var? Onur'la devam ediyoruz. Onur'la Ali'nin arasına şimdi ne yapıyoruz? Ayşe'yi yerleştiriyoruz. Ayşe, Ali diyoruz. Veli'yi zaten başa almıştık. Şimdi en sonunda da o zaman L var. Sıralamalara bakarsanız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Soruda bize diyor ki kaç tanesinin sırası değişmedi. Bakın Yağmur 1'in sıradaydı. Hala 1'in sırada. Veli 7 idi, 2 oldu. Alara 2 idi, 3 oldu. K 4'tü, hala 4. Onur 5'ti, 5. Ayşe 6 idi. Bakın Ayşe 3'tü, 6 olmuş. Bu gitti. Ali 6 sıradaydı. 7'in sırada. Bu da gitti. L'miz en sondaki 8'in sıradaydı. Hala yerini koruyor. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Aynı binada oturan Şule ile Aslı Güneydoğu, Ceren ile Cemre Güneybatı cepheli dairelerde oturuyor. Şule ile Aslı'nın katları arasındaki fark 2'dir. Ceren ile Cemre'nin katları arasındaki fark 1'dir. Aslı 4. katta oturuyor. Şimdi Aslı 4 ise Şule ya 4'ün 2 fazlası ya da 4'ün 2 eksiği 6. katta ya da 2. katta oturuyor. Şule ile Ceren aynı katta olduğuna göre Ceren de ya 6 ya da 2'de. Peki burada ne diyor? Ceren ile Cemre arasındaki fark 1'dir. Dolayısıyla burada Cemre'miz fark 1 olduğuna göre 6 düşünürseniz burada 5 ya da 7'dir. 1'i düşünürsek Ceren'de, 2'yi düşünürsek aradaki fark 1 olacak şekilde 1 ya da 3. katta oturabilir. Burası Ceren, alttaki de Cemre dersek bakın 1, 3, 5 ve 7'de oturabilir. Ancak 9 numaralı dairede oturamaz. Cevabımız da E. Ülkü bahçesinin etrafını çitlerle çevirmek istiyor. Burada önce yeşili kullanıyor. Sonra sarıyı, sonra turuncu, yeşil, sarı, turuncu. Burada küçük bir hata var. Yeşil, sarı, turuncu olacaktı. Burayı yanlış yapmışlar. Bu çitlerin arasına da yatay böyle parçalar çakıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Pembe, daha doğrusu o turuncu, turuncu, yeşil, sarı, turuncu, yeşil, sarı şeklinde devam ediyor. Bakın en son turuncu, yeşil, sarı diyor. Bitiremiyor. Bakın turuncu bir tane daha kullanmak zorunda kalıyor. Burada 8 tane yatay sarı kullanılmış. Yani bakın her üçlüde bir tane sarı var. Dolayısıyla burada 8 tane üçlü var. 8 çarpı 3'ten 24 tane yatay kullanılmış. Sonda bakın turuncuyla bitirdiğimiz için bunu da eklersek 25 tane yatay parça kullanıldı diyebiliriz. Şimdi her 2 tane çitin arasında bir tane yatay parça, 3 olsa 2 tane yatay parça. Dolayısıyla 25 tane yatay parça, buradaki 26 tane dikey çubuğu içermesi gerekir. Dolayısıyla bizim elimizde toplamda 51 tane tahta parçası, yatay artı dikey kullanılmıştır. Cevabımız da B şıkkı. Bu şekilde öncelikle bir tane mavi, sonra 6 tane kırmızı, ardından da 12 tane sarı olduğunu görüyoruz. Bunu biraz daha devam ettirin. Etrafında artık 18 mavi, 24 kırmızı, 30 sarı, 36 mavi şeklinde bunu devam ettirebiliriz. Nokta nokta devam ediyor. Bu şekilde mavi kırmızı sarı, mavi kırmızı sarı, mavi kırmızı sarı şeklinde devam ediyoruz. En son durumda MKS ile bitiremiyorum çünkü en son kırmızıyı kullanacağım. Son adımda tekrar başa dönüyoruz. Mavi kırmızı deyip bunu sonlandırıyoruz. Sarı renk ile boyanan ayrık bölge sayısı 9. Ayrık bölge dediği burada bir tanesinde bakın sarı var. Burada da sarı var. Bu şekilde 9 tane ayrık bölgemiz var. Bu 9. ayrık bölge diyebiliriz. Sonra 10. ayrık bölgede sarıyı kullanamadan bitirmişiz. Peki kaç tane mavi var? Bakın arkadaşlar mavi önce bir taneydi. Sonra kaç tane oldu? 18 tane. Ardından 36. Yani 18, 18 ekleyerek gidiyoruz. 18 eklersek 54, 72, 90. Sonra 18 daha ekleyelim. 108,
126, sonra 144 şeklinde devam eder gider. Bir 18 daha eklersek 162. Peki bizim bu şekilde kaç tane yazmamız gerekiyor? Bakın 9 tane ayrık bölge dedik. 10. ayrık bölgede mavi ve kırmızı var dedik. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, daha fazla yazmamıza gerek yok. Dolayısıyla buradaki tüm sayıları topluyoruz. Buradan da cevabımız arkadaşlar 811 tane mavi renk olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde yapmak istemiyorsak burada bakın 1 var. 1'e ekliyoruz. Ne ekliyoruz? 18 ekliyoruz. Peki kaç defa ekleyeceğiz? 10. ayrık bölgeye kadar eklemek istiyorsanız buradaki 18'i 9'a kadar toplayacaksınız. Yani şöyle 9'dan 1'e kadar bu şekilde toplamamız gerekiyor. Buradan da 1 artı 18 çarpı 45 olacaktır. Burayı da çarparsak aynı şekilde 811'i bulabiliriz. Cevabımız B şıkkı. Burada 6 tane bölmemiz var. Bunlardan 3 tanesini kırmızıya boyuyoruz. Kırmızıya boyadıktan sonra içerisine 0, 2, 0 gibi rakamlar yazmışız. Bunun da anlamı şudur. Şimdi buraya 0 yazmış çünkü bunun sağında kırmızı boyalı herhangi bir kare yok. Burada 2 yazıyor çünkü sağında ve solunda birer tane kutu var. 1 artı 1'den buraya 2 yazıyor. Mesela bakın burada sağında bir tane taralı olduğu için solunda taralı kutu olmadığı için buraya sadece 1 yazmış. Buna göre kırmızı ile boyanıp daha sonra boyaları silinen bölmelerin numaraları toplamı kaçtır? Yani yukarıdaki numaraları soruyor. Burada 0 yazdığına göre sağında ya da solunda herhangi boyalı bir tane kare yoktur. Burada 1 yazdığına göre dolayısıyla nedir? Burası karalanması gerekir. Kırmızıya boyanması gerekir. Peki buraya 2 demiş. Sağında bakın bir tanesi karalanmış. Demek ki sol tarafta burası da kırmızı ile boyanmış, karalanmış olması gerekir. Buradaki birin anlamı nedir? Sağında ya da solunda ikisinden birinde boyanmış kutu var. Buradaki 4 numarada boyanmış olmadığını söylemiştik. Dolayısıyla buradaki 2 numarada boyanmıştır. Dolayısıyla sıra numaralarımız 2, 3 ve 5'tir. Bu üçünü toplarsak cevabımız 10'dur. C şıkkı. 1'den 9'a kadar rakamları toplama, çıkarma, çarpma bölmeyi kullanarak bazı değerler elde ediyoruz. Burada bir örnek vermiş. Buna göre aşağıdakinde A, B, C'yi bulalım. Şimdi 4 ile 3'ü toplamış. Ne olur? 7. 7'den kaç çıkarsak 2 olur? 5. Dolayısıyla burası 5'tir. Şimdi en alttaki satıra gelelim. Burada bir 14 sayısı var. 14 nedir? 2 kere 5 10. 4 eklersek 14 diyebiliriz. Ancak bakın burada 23'ü bulmamız için buradaki C sayısıyla atıyorum K sayısını çarpınca 4 fazlası 23 yapacak. Dolayısıyla buradaki C çarpı K'mız 19 gibi. Ancak 1'den 9'a kadar hiçbir sayının iki sayının çarpımı 19 olamaz. Dolayısıyla biz buraya 5 yazdık ancak buraya 2 değil de başka bir değer yazmamız gerekir. Peki buraya 1 yazarım. Burasını 5 bulmuştuk. 5 kere 1 5. Buraya 9 eklersek 14. A değerini bulduk. Şimdi buraya bakalım. 15'i bulmamız için iki sayıyı topluyorum, 1 ekliyorum, 15 yapıyor. Dolayısıyla bu ikisinin toplamı 14'tür. Bunlar ya 8'e 6'dır ya da 6'ya 8'dir. Şimdi 6'ya 8 dersem 6 4'e bölünmez. Dolayısıyla burası 8'dir. B değerimiz de kesinlikle 6'dır. Sonra 8'i 4'e bölüyoruz. Burası 2 yapacak. 2'ye C eklediğimiz zaman 9 yapıyor. Dolayısıyla C'miz de 7'dir. Buraya da 7 yazıyoruz. 6 bölü 3 2'dir. Kaç eklersek 4 yapar? 2. Sonrasında 7 kere 2 14. 9 eklersek 23. 4 artı 3 7'dir. 5 çıkarırsak 2. Hepsi birbirini sağladı. Dolayısıyla sağlama tamam olduğuna göre 15 eksi 7 deyip cevabımızı C şıkkı buluruz. Burada 6 farklı şirkete ait 6 tane çekmecenin olduğu büyük bir dolap var. Bazı ipuçları verilmiş. A şirketinin numarası asal sayıdır. Yani A'mız 2, 3 ya da 5 numara. Burada diyor ki B'nin 2 altındadır. Yani burada en alt çekmecede olacak 5 ya da 6. Bakın 6 asal olmadığı için 5 asaldır ve burası A şirketine ait. A, B'nin 2 altında olduğuna göre B'de 1 numaralı çekmecede.
B ile C yan yana diyor. C de yanında. Burası da tamam. E ile B aynı sütunda değildir. Dolayısıyla E bu ikisinden birinde olacak. E ile B aynı sütunda değildir dedik. A ile F yan yana dedik. Burası o zaman F'dir. Dolayısıyla bu yukarıda 4 numarada F olamaz. E ile B aynı sütunda olmadığına göre 3 numarada E olamaz. Burası da E'dir diyebiliriz. Geriye zaten sadece D kaldı. Bize E ile F'nin diyor bakın 4 ve 6 numaralarının toplamını sormuş. Cevabımız da buradan E şıkkı. Burada bazı emojiler var. Bir kısmı kullanılmış. Yukarıda 10 tane rakama karşılık gelen tüm emojiler verilmiştir diyor. Mesela burası 257, 573, 985, 536 ve 327 ile eşleştirilsin diyor. Şimdi ben 257 ve 327'nin ikisinin de sonunda aynı rakam olduğunu görüyorum. Dolayısıyla buradaki gülen yüz ikisi de 7'dir. Yani buna da yine 7'yi yazabilirim. Ortada 7 olan var mı? Bakın var. 573. Demek ki bu 5'tir. Kırmızı olan yüz de 3'tür. Bunlara da 3 yazalım. 3 ile başlayıp 7 ile biten 327. Demek ki bu gülen yüz 2 olacak. Burası da 2. 2 ile başlayıp 7 ile biten var. Burası 5 demiştik zaten. Bunu bulmuştuk. Burası da 5. Bakın 5 ile biten 985 var. Bu 9. Diğeri de 8. Yani hangi rakamları kullandık? 2, 3, 5. Sonrasında 6 yok. 6 bakın 536. Neresi 536? Bu 5, 3, 6. 6'yı da kullanmışız. Sonra 7'yi, 8'i ve 9'u kullandık. Yani kullanmadıklarımız 0, 1, 4. 3, 6, 7. Evet başka da yok. Şimdi bunları topluyoruz. 0, 1, 4 hangisi bilmiyorum. Sıradan toplama olduğu için değişme özelliği vardır. Fark etmez. Buradaki gülmekten gözünden yaş gelen bir tane emoji var. Bakın bu da neydi? 5. Dolayısıyla sonucumuz 5 eksi 5'ten 0'dır. A şıkkıdır. Bu şekildeki yeşil üçgenlerin içindeki sayılar birbirine eşit ve her yeşil üçgenin içindeki sayı bu yeşillere komşu olan turuncu üçgenlerin içindeki sayıların toplamıdır diyor. Yani burası komşusu olan 3, 2 ve x'in toplamına eşit. Dolayısıyla burası da aynı şekilde olacak. Burada komşu olanlar x, y ve 1. Bu da x artı 5'e eşit. X'ler giderse y'miz buradan 4. Aynı şekilde burada da x artı x artı 4 eşittir. Yine x artı 5'tir. X'ler gitsin. Buradan da x'imizi 1 buluruz. Yani x artı y'miz 1 artı 4'ten 5'tir. Burada bir işlem tanımlanmış. İçerideki sayı A ise A artı 2, A artı 4 olacak şekilde ardışık sayıları çarpıyoruz. Mesela bu nereden nereye? 2'den başlıyor. 2, 4, 6 şeklinde devam ediyor. En son 2 artı 2 çarpı n yani 10'a kadar gidiyor. Burası budur. Peki aşağıdaki nedir? 4'ten başlıyor. 4, 6 şeklinde devam ediyor. Burada A yerine 4, N yerine de 2 yazarsak 8'e kadar gidiyor. Burası da tamam. Şimdi bunları sadeleştiriyoruz. Geriye ne kaldı? 2 ve 10 kaldı. Bunları da çarparsak cevabımız E şıkkı. 0 ile 1 arası 1 birim uzunlukta. Diğer n'inci ve n artı 1'inci çizgiler arası bu kadar uzunluktadır diyor. Ben şimdi soruya geçmeden bunu 1 bölü n eksi 1 bölü n artı 1 olarak yazabilirim. İsterseniz payda eşit diyelim. Bunu n artı 1 ile bunu n ile çarparsanız bu yıldızı sağlayacaktır. Peki o zaman diyor ki bu 8 ile 12 arası ipin boyu kaç santimetredir? Burada 8 ile 9 arası için ne yapacağız o zaman? 1 bölü 8 eksi 1 bölü 9 birim. Aynı şekilde 1 bölü 9 eksi 1 bölü 10 sonra 1 bölü 10 eksi 1 bölü 11 birim. Son olarak 1 bölü 11 eksi 1 bölü 12. Bunlar şimdi birbirini götürecek. İşaretleri birbirinin tersidir. Dolayısıyla 1 bölü 8 eksi 1 bölü 12. Burada paydalarımız aynı değil. Bunu 3 ile diğerini de 2 ile çarparsak sonucumuz 3 eksi 2 bölü 24 yani 1 bölü 24'tür. Cevabımız da C şıkkıdır. AB ve CD iki basamaklı sayılarımızdır.
Bunların çarpımı rakamları toplamını tam bölüyorsa buna vaadi ikilisi diye bir isim vermişiz. Mesela 22 çarpı 48 2, 2, 4 ve 8'in toplamına yani 16'ya bölünüyor mu? Bakın 48 zaten 16'nın katıdır. Dolayısıyla burası 16'nın katı. Bu sayı vaadi ikilisi denir. Sonra ikinciye bakalım. 12 çarpı 18 1, 2, 1 ve 8'in toplamına yani 12'ye bölünüyor mu? Zaten çarpanlardan birisi 12'dir. Bu da vaadi ikilisidir. 18'e 24'e bakalım. 18 çarpı 24 rakamlarını toplayalım. Rakamları toplamı 15. Şimdi bu ifade 15'in bir çarpanı ise hem 3 hem de 5'e bölünür. Bakın burada 5'in katı yok. Burada da yok. Dolayısıyla bu vaadi ikilisi değildir. Cevabımız 1 ve 2 ile E şıkkı. Bir kantinde çay, kahve ve ayranın fiyatları birbirinden farklıdır. Birer tanesinin toplamı 19 lira. Buna göre 5 tane çay, 4 tane ayran, 3 tane de kahvenin fiyatı en çok maksimum ne olabilir? Katsayısı büyük olan 5'tir. Dolayısıyla en pahalısını çay, en ucuzunu da burada kahve kabul edelim. Kahve 1 olsun. Birbirinden farklı dediği için buradaki ayrana 1 diyemeyiz. Buna da 2 diyelim. Buradaki ayran 2, kahve de 1 liraysa toplamı 19 lira olması için bir çayın 16 lira olması gerekir. 5 çarpı 16, 80, 8 ve 3'ü toplarsak buradaki toplam fiyatımız maksimum 91 olur. D şıkkı. Herhangi bir sayıyı içindeki sayıları birer kez kullanıp bu şekilde üslü olarak ifade edebiliyorsanız bu sayılara oyun sayısı denir diyor. 216, 6 üzeri 2 artı 1, 128, 2 üzeri 8 eksi 1 yani 2 üzeri 7. Burası 17'nin karesidir. Rakamları toplamı üzeri baştaki iki sayısı şeklinde yazabiliriz demiş. Buna göre hangisi bir oyun sayısıdır? Şimdi buradaki 343'e bakarsanız 3 ile 4'ü topladığımızda 7. Bu 3'ü de alır üzerine koyarsam 7 üzeri 3 olur. Bu da 7 çarpı 7 çarpı 7'den 343'tür. Oyun sayısıdır. Yani cevabımız Denizli. X ve Y asal sayılar olmak üzere X üzeri Y şeklinde yazılabilen sayılara üsal sayılar denir demiş. Mesela bakın burada 5 üzeri 3 125'tir. 2 üzeri 7 128'dir. 6 üzeri 3 216. Sonra 361 sayısını hangi sayılara seçebiliriz? 19 üzeri 2 dersek 361 yapar. Burası da 7 üzeri 3 dersek 343. İkisi de asal. Asal. 2, 7 asal. 3, 5 asal. Buradaki 6 ve 3. Bakın 6 bu işi bozdu. Yani bu sayı üsal sayı değildir. Burada bir şerit verilmiş. Şeritteki soldaki boş kare sayısını sağdakine bölerseniz x oranını elde edersiniz diyor. Mesela burada solda 2, sağında da 6 tane boş kare var. 2 bölü 6. Soruda ise bize diyor ki biraz daha küçük bir şekil yapın diyor. 6 tane kareniz olsun. Burada hangi x değerlerini bulabiliriz? Bunları bulup toplayacağız. Şimdi diyelim ki burasını taradık. Solda hiç kare yok. Sağda 5 tane var. Burayı boyarsak solda 1, sağda 4 tane. Burayı boyadığımızı düşünürsek solda 2, sağda 3 nokta nokta şekilde toplamları 5 yapacak şekilde topluyoruz. Şimdi 0 bölü 5 sıfırdır ancak 5 bölü 0 tanımsızdır. 5 bölü 0'ı yapamayız yani en sondakini tarayamayız. Dolayısıyla bunların hepsini toplayacağız. Paydaları farklı o zaman bunları 12'de eşitleyelim. 4, 6 ve 12'de eşitliyoruz. Hepsini toparlarsak buradan cevabımız 77 bölü 12 C şıkkı. Sarı boyalı bölgelerin köşelerindeki çemberlerin içinde yazan sayıların toplamları birbirine eşittir. Şimdi buradaki sayılar neler? A, 6, 3A ve B'dir. Sağdakinde ne var? B var. Sonra 8, C ve D var. B'ler birbirine eşit. Bunlar gitti. Sonrasında ne var? Burasını düzenlersek 4A eşittir. 2 artı C artı D gibi bir durum var. Sonra diyor ki mavi boyalı üçgenlerin köşelerindeki çemberlerin içinde yazılan sayıların toplamları eşit. Yani burada A artı B artı 8 eşittir. Buradaki A artı
3a artı b artı c eşit. Burada da b'ler gitsin. A'ları da sağ tarafa atarsak 2a artı c eşittir 8 gibi bir durum var. Burada 2a'yı da yalnız bırakırsak 2a'mız ne olur? 8 eksi c'dir. Bu 4a'yı da aşağı yazalım. Eşittir 2 artı c artı d. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü soruda bana 6a eksi d'yi sormuş. Taraf tarafa toparlarsak 10 c'ler gider artı d kalır. D'yi de bu tarafa atarsanız sorunun istediği değeri bulmuş oluruz. Yani cevabımız Denizli şıkkı. Pozitif bir a tam sayısının kendinden küçük olan tüm pozitif bölenlerini bulup toplarsak yine bu değer a'dan küçük oluyorsa bu sayıya şekil sayı deriz diyor. Mesela 9 gibi. 9'un bölenleri 1, 3 ve 9'dur. 9'dan küçük olanları alıp topladığımızda yine 9'dan küçük olduğu için 9 sayısı şekil bir sayıdır. Asal sayılar şekil sayı mıdır? Mesela 2 sayısı. 2 sayısı sadece 2 ve 1'in çarpımı şeklinde yazılabilir. 2'den küçük olan tek çarpanımız 1'dir. Dolayısıyla bu herhangi bir asal sayıdan küçüktür. Dolayısıyla birinci ifade kesinlikle doğrudur. D'yi yeledik. Tam kare sayılar şekil sayı mıdır? Şimdi burada aksine bir örnek vermemiz gerekir. Diyelim ki 36 gibi 6'nın karesi olan bir tane sayıyı inceleyelim. 36, 1, 2, 3, 6, 4, 9, 12, 18 ve 36'ya bölünür. 36'dan küçük olacağı için 36'yı almayalım. Bunları toplayalım. 18, 12 daha 30, 40, sonra 50, 55 gibi bir değer oldu. Bakın 55 36'dan küçük değildir. Dolayısıyla buradaki 36 tam kare sayısı şekil sayıdır diyemeyiz. İkileri de eledik. Bunlar da gitti. 3'ün katı olan sayılar şekil midir? Yine bir örnek verelim. 18 sayısı 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e, 6'ya, 9'a ve 18'e bölünür. Burada bakın 18'den küçük olan sayılar 1, 9 daha 10, 15 toplarsak 21. 21 sayısı yine 18 sayısından küçük değildir. Dolayısıyla 3'ün katı olan her sayı şekil sayıdır diyemeyiz. 3 de gitti. Cevabımız A şıkkı. Bu sayının 9 ile bölümünden kalanı istiyorsa bu rakamları toplamamız gerekir. Şimdi bütün sayıları alt alta toplayalım. Değer vermek yerine alt alta toplarsak burası ne olur? 2442 gibi değer. Şimdi burada topladığımız sayılara bakalım. A'lar var. 100A, 200A, 201, 211, 221, 222 tane A. Benzer şekilde 100, 110, 210, 220, 221, 222 tane de B, 222 tane de C değerimiz var. Topladığımızda 2442 yapıyor. Her iki tarafı o zaman 222 ile bölerseniz 222'ler gider. ABC'nin toplamı 11 gelir. O zaman 9 ile bölümünden kalanı buluyorsak rakamları toplamamız yeterlidir. Burada A artı B artı C 2 olduğu için cevabımız 2'dir. C şıkkıdır. Buradaki işlemimiz x'ten büyük olan en küçük asal sayı olacak şekilde tanımlanmış. Çarpımlarda 143. Biz biliyoruz ki 143 11 ile 13'ün çarpımıdır. Yani A'mız 11, B'miz 13 ya da kutu içindeki A'nın sonucu 11, kutu içindeki B'nin sonucu da 13 dersek daha doğru olur. Peki buradaki A değeri hangi değerleri alabilir? A 11 olamaz çünkü x'ten büyük sayılarımız 11 olacaksa 10 olabilir, 9 olabilir, 8 olabilir, 7 olabilir. Ancak 6 olamaz. 6'dan büyük asal sayı 11 değil de 7'dir. Dolayısıyla buradaki A'nın alabileceği en küçük değeri sorarsak 7. Benzer şekilde B'ye bakarsak B burada 13'ten küçüktür. 12, 11, 10 olabilir mi bakalım? 10'dan büyük olan ilk asal sayımız 11'dir. Dolayısıyla 10 değerini kabul edemeyiz. B en azından 11'dir. Yani toplarsak bunları 18, çıkarırsak da 4 yapıyor. 18'den büyük olan en küçük asal sayı nedir? 19'dur. 4'ten büyük olan da 5'tir. Yani bu toplamın değeri 24 ile E şıkkı. PC, P sayısının rakamları çarpımı, PT de toplamıdır. Mesela 225 için
2, 2 ve 5'i çarparsak PÇ'miz 20. 2, 2 ve 5'i toplarsak da PT'miz 9'dur diyor. Çarpımları 12 yapacak şekilde 3 tane sayı var. Bu sayılar çarpımları 12 olacak ve en büyük olacak dediğine göre 12'nin en büyük çarpanı 6'dır. 6, 2 ve 1 diyebiliriz. Dolayısıyla burada 621'i 3'e böleriz. Yani 207'nin T'sini sormuş. Yani rakamları toplama burada 2, 0 ve 7'den 9'da C şıkkı. Tüm rakamları 3'ün katı olan 3 basamaklı sayılar yazıyoruz. Bu sayılara tam üçlü sayı diyoruz. Mesela 333, 369 gibi, 696 gibi sayılar. Dolayısıyla hepsi 3'ün katı olduğuna göre rakamları toplamı da 3'ün katı olacaktır. Tam üçlü sayıların hepsi daima 3 ile tam bölünür. 1 olacak. Bu şıkkı eleyebiliriz. Tam üçlü sayılar çift olamaz diyor. Olmaz. Hayır arkadaşlar. 666 mesela, 696, 336 gibi sayılar. Yine rakamları hepsi 3'ün katıdır. Çift olamaz diyemeyiz. Dolayısıyla 2'yi eliyorum. Bunlar gitti. Rakamları farklı. En büyük tam üçlü sayı. En büyük dediğine göre 9'la başlıyorum. Rakamları farklı dediği için 9'u bir daha kullanmıyorum. Diğer 6 ve 3'ü yazıyoruz. Çünkü bunlar 3'ün katı. Rakamları toplayalım demiş. Rakamlarını toplarsak 18 yapar. Peki 18 4'ün katı mıdır? Değildir. Dolayısıyla 3'ü de eledik. Cevabı A şıkkı. Birim karelerden oluşan yukarıdaki iki şerit birer kenarları kareleri birbirini örtecek şekilde birbirlerini dik kestiğinde yerleştirildiğinde üst üste gelenler turuncu renge dönüyor ve kırmızı karelerdeki sayıların toplamı sarı karelerdeki sayıların toplamına eşit oluyor. Burası pembe gibi ama burası normalde kırmızı renk, bu da sarı bir renk. Peki kırmızı ve sarı şeritte üst üste gelen karelerde yazan sayılar hangileri olabilir? Mesela diyelim ki 0 ile 5 üst üste geldi. Bunlar turuncu oldu. Geriye kalan sayıları toplayalım. 3, 10, 16, 19. Burayı toplayalım. 13. A şıkkı olmadı. Şimdi A'yı eledik. B'ye bakalım. Bu 7'leri karalayalım. Bunlar turuncu olsun. 9, 10, 12. Geriye kalanlar 5, 6, 8 ve 11. Bu da olmadı. Bu da gitti. C'ye bakalım şimdi. 6 ile 5 üst üste gelsin. Bunlar turuncu olsun. 3 artı 0, 3, 10, 13. Kırmızılar 13 oldu. Burasını toparlarsak burası da 13. Dolayısıyla birbirine eşit oldu. Cevabımız da C şıkkı. Üçgen x'i oluşturan tek rakamların sayısıdır. Mesela burada kaç tane tek var? 1 tane. Dikdörtgen olduğunda da çift rakamların sayısıdır. Eşittir. Yine burada tek olanların sayısı 3 adet, 3 oluyor. Dolayısıyla dikdörtgen içerisindeki A eşittir 2. Yani biz burada 2 basamaklı sayılar yazmaya çalışıyoruz. X, Y gibi sayılar yazmaya çalışıyoruz ve bunların ikisinde çift sayılar kullanacağız. İkisinde de çift sayılar olacak. Mesela en az ne olabilir? 20, 22, 24, 26, 28 gibi. Sonra 2 ile başlayanlar bitti. 4 ile başlayanları yazabiliriz. Yine 5 tane. 6 ile başlayan 5 adet. 8 ile başlayan yine 5 adet sayı yazarız. Toplamda bu şekilde 20 tane farklı 2 basamaklı A sayısı yazılabilir. Cevabım Denizli. A, B, C, D birbirinden farklı ardışık doğal sayılardır. Bu toplamın en küçük değeri için A bölü D artı C bölü B'yi bulalım. En küçük olacaksa doğal sayı dediğine göre ben buna 0 veririm. Diğerlerini de 1, 2, 3 alabilirim. Yani 0 bölü 1 artı 2 bölü 3 gibi alabileceğimiz en küçük değerimiz budur. Yani A yerine 0. Burada bakın D yerine 3 yazmışım. C yerine 2 yazdım. Artı B yerine de 1 yazdık. Dolayısıyla burası 0 olduğu için bu değerimiz 2'dir. Cevabımız E şıkkı. Dijital bir saatimiz var. Normalde 11.22'yi gösteriyor. Ancak arka tarafından baktığımızda dijital saatin yansıması bu şekilde 55.11 gibi. En az ne kadar süre geçerse bu saatin yansıması 11.21 gibi olur. Bunu normal haline getirirsek
12, 15 diye bu şekilde döner. 11 de normal 11 olur. Yani şu an saat 11.22. 15, 11'e kaç dakika, kaç saat var? 11'den 22 çıkmaz. Buradan 1 saat alırsak 14 saat 71 dakika olur. 11.22'yi de çıkardığımızda bakın 49, buradan da ne olacak? 3 saat. Yani cevabımız E seçeneği.